Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, 2019-2020 yıllarında Plan Bütçe Komisyonu'nda ve mecliste özellikle kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi konusunda ne düşünüyorsunuz diye sormuştum. Ve gerçekten çok üst perdeden asla bunu kabul etmediğinizi, böyle bir düzenlemenin asla onaylamadığınızı ifade etmiştiniz. Ve size demiştim ki bu konuda bir kanuni düzenleme düşünüyor musunuz? Siz de dediniz ki biz bakanız, yeni sistemde kanuni düzenlemeleri meclis yapıyor. Sayın Bakan, bugün sanıyorum 5. yargı paketi görüşülüyor. Bu yargı paketleri sizin de sabahki konuşmanızı da okudum. Yargı paketlerinden bahsetmişiz ama bu yargı paketlerinin hiçbirisinde kadına yönelik suçlarda, özellikle şiddet ve kadın cinayetlerinde iyi hal indiriminin uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme yok. Ardından insan hakları eylem planı açıkladınız. Eylem planını epeyce bir ayrıntılı inceledim. Yine bu eylem planında 2019 ve 2020 yıllarında sözüne ettiğiniz kadına karşı işlenen suçlarda iyi hal indiriminin uygulanmayacağına ilişkin bir plan görmedim. Bu konuyu ben tekrar 3. yılda gündeme getirmek istedim. Tekrar size sormak istedim. Sayın Milletvekili dedi ki en büyük hak sayın yaşam hakkıdır. Sayın Bakan'a daha sonra konuları arz ederseniz şimdi hatipleri dinlemesi gerekiyor. En büyük hak yaşam hakkıdır dedi. Evet, gerçekten en büyük hak yaşam hakkı. Ben bu cümleyi duyunca aslında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ilişkin birkaç cümle edecektim. Bu konuda bir şeyler soracaktım. Ayşe Özdoğan dile getirmek istedim. Ayşe Özdoğan biliyorsunuz Antalya'da cezaevinde 4. evre kanser hastası. Bir kez cezasının ertelenmesi ya da infazın durdurulması talebi reddedildi. Geçtiğimiz günlerde 3 hafta kadar önce Anayasa Mahkemesi dedi ki Ayşe Özdoğan'ın cezaevi şartlarında kalması mümkün değildir. Akdeniz Üniversitesi'nde hastane koşullarında hastanede yatması gerekmektedir ve yanında da bir refakatçi bulunması konusunda Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Ayşe Özdoğan'ı bu karar uyarınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler ama hastanede yine mahkumlara ayrılan, doğru düz havalandırması dahi olmayan ve 4. evre kanser hastası olan bir hastanın, bir insanın olmaması gereken cezaevi koşullarının alınarak hastaneye getirilmesine sebep olan koşulların aynı şekilde devam ettiği ve üstelik kendi başına ihtiyaçlarını karşılayamadığı için de bir refakatçiye gereksinim duymasına rağmen refakatçi henüz kendisine verilmedi ve Ayşe Hanım cezaevine geri dönmek zorunda kaldı Sayın Bakan. Evet, en büyük hak yaşam hakkıdır. Biz de katılıyoruz. O nedenle Ayşe Özdoğan'ın yaşam hakkının da tesisi için 4. evre kanser hastası yapılan incelemede tekrar kemoterapiye başlanılması zorunlu diye rapor geldi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitti Ayşe Hanım, tekrar cezaevine geldi. O zaman Ayşe Hanım da yaşam hakkının kendisine teslim edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ilişkin ise birkaç cümle sarf etmek isterim. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu her türlü ayrımcılığın önlenmesi, işkence ve kötü muamele mücadele ulusal önleme mekanizması olarak görev yapıyor. Evet, doğru, ama 2021 yılında 10 kez 10 inceleme gerçekleştirmiş, 10 ziyarette bulunmuş. Fakat İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bu 10 inceleme raporlarını hala yazmadı, hala sitesinde ve o ilan ettiği bölümlerde biz göremedik. 2021 yılında yine 11 ayda 3 karar verdi ama bu 3 kararın da yayınlanmadığını görüyoruz. Oysa neydi? İşkence ve kötü muameleyle mücadele ulusal önleme mekanizmasıydı. Peki 11 aydır 10 inceleme ve 3 karar neden yayınlanmadı? Yine ceza infaz kurumlarından gerçekten her gün 15, 20, 30, 50'ye yakın bize mektup geliyor. Sayın Bakan, cezaevlerinde, kantinde diyabet hastası olan mahkumlar ya da hükümlü tutuklular için kantinde onlar için yiyecek olmadığına ilişkin çok ciddi ve üst üste gelen farklı cezaevlerinden gelen mektuplar var. Cezaevi kantinlerinde diyabet hastalarına ilişkin neden onlara uygun yiyecek satılmıyor? Yine çölyak hastaları cezaevinden yazıyor. Diyor ki bizim özel bir ekmek tüketmemiz ya da özel bir gıda tüketmemiz gerekiyor. Bize bu imkan verilmiyor. Yine cezaevinde yakınları bulunanlar cezaevlerine iç çamaşırı götürmek istiyor ama cezaevlerinde kantinde iç çamaşırı satıldığı gerekçesiyle o iç çamaşırları içeriye alınmadığı ifade ediliyor.
Sayın Bakan, cezaevinde kalan insanların, hükümlülerin, tutukluların o cezaevi koşullarında kantinden onu alacak paraları da yok, imkanları da olmayan çok fazla tutuklu ve hükümlü var. Bu konuda bir düzenleme yapmak herhalde gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. 299, 301 ve 314 ile ilgili kararları bulunmaktadır. Birincisi Altuğ Taner Akçam Türkiye. 301. madde, ikincisi Işık Kırık Türkiye, 2017, Kasım 2017, 226. Aynı konuda Anayasa Mahkemesi Hamit Yakut başvurusunu kararlaştırmıştır, sonuçlandırmıştır. Üçüncüsü İmret Türkiye kararı, 10 Temmuz 2018, TCK 220, Taksim 7. Dördüncüsü Selahattin Demirtaş Türkiye kararı, TCK 314. Beşincisi Vedat Çorlu Türkiye kararı, TCK 299. Bu maddelerin özellikle öngörülebilirlik açısından, ulusal içtihat birlikteliğinin olmaması açısından yasal nitelik taşımadığı yönünde Avrupa Mahkemesi karar vermiştir. Gördüğü gibi 10 yıl. Hemen soruyorum. Sayın Bakan, bilindiği gibi bu yasamanın bir yükümlülüğü, bu yasaları, maddeleri yeniden yazmak veya yürürlükten kaldırmak. Ancak henüz bir inisiyatif alınmadı. Sizin bakanlığınızda bir çalışma var mı? Çünkü bakanlıkta bir çalışma yoksa meclis kendi gündemine hakim olmadığı için bu yükümlülüğü yerine getirmesi zor olacaktır. Teşekkür ederim. Sayın Süleyman. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, adaletin verdiği kararlar kadar o kararların nerede verildiği de önemlidir. Bugün Muğla'nın kendisine yetecek bir adalet sarayı yoktur. Adliye çalışanları asansör boyutundaki odalarda çalışıyorlar. Yatağındaki adalet hizmetleri hala daha hükümet konağında görülüyor. Daha acısı, Datça'da hükümet konağı yıkıldıktan sonra adalet hizmetleri artık devlet hizmetinin deposunda görülüyor. Bu ayıbı derhal son verip yatağına Datça'ya yakışır adliye binalarının ve Muğla'mız için Muğla'ya yakışır yeterli bir adliye sarayının acilen yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir? Teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığı tarafından kiralanan adalet sarayları, hizmet birimleri hangi şartlarda, kimlerden kiralanmıştır? Bu kiralamalar dövize endeksli midir? Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki öğrenci sayısına dair kamuya açık bir istatistik paylaşılmıyor. Mevcut yıl itibariyle tutuklu öğrenci sayısı kaçtır? Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen askerlerin kurduğu özel güvenlik kuruluşu SADAT, gayri nizami harp kursları vererek özellikle yurt dışına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve teknik bilgisini ihraç ediyor. Bu bilgilerin yurt dışında yabancılara ulaştırılmasının casusluk suçu oluşturabileceği iddialarına karşı savcılar resen soruşturma açmış mıdır? Açmıyorlarsa neden açmıyorlar? Teşekkür ederim. Karşılayamamış mıdır? Bu konuda nasıl bir çözüm önerisi olacaktır? Teşekkür ederim. Lütfen. Peki, Sayın Kapoğlu'nun süresini tekrar başlatalım. Son defa olsun. Lütfen sükuneti sağlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler. Sayın Bakan, ben konuşmamı önceden hazırlamadım. Sizin yaptığınız konuşmadan notlar alarak o konular çerçevesinde bazı saptamalarda bulunacağım. Şimdi öğretmenlerle başladınız Sayın Bakan. Tabii öğretmenlere öğretim üyeleri de dahil bulunuyor. Ben kutlayamayacağım Öğretmenler Günü'nü çünkü kanun hükmünde kararnameler ek listelerinde adları yer alan ve 15 Temmuz darbesiyle kesinlikle hiçbir ilişkisi bulunmayan binlerce öğretmen sokaklarda, yani eğitim camiası dışında, bunlar görevlerini iade edilmediği sürece Öğretmenler Günü'nü kutlamak mümkün değildir. Sayın Bakan, yargısal adaletten söz ettiniz. Yargısal adalete ben biraz sonra özgürlük, eşitlik ve adalet üçlüsünde değineceğim. Bu açıdan hukuk devletine yargısal adaleti, yargı adaleti ideolojisi ışığında yaklaşmamız gerektiğini belirttiniz ve bu çerçevede bağımsız ve tarafsız yargı vurgunuz, esasen tarafsız yargı bir erdem olduğuna göre bağımsızlığın da statü olduğunu dikkate aldığımız zaman bağımsızlık kaydına
dikkat etmemiz gerekiyor. Bu olmadan tarafsızlığı sağlamak mümkün değildir. Sayın Bakan, yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planı ne ölçüde gerçekleşti? Çok iyimser sayılar verdiniz. Bu çerçevede aslında bizim yaptığımız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız gerçek yargı reformu önerilerinden de söz edeceğim. Şimdi ama esasen üzerinde durulması gereken husus anayasa konusu, anayasa ihtiyacı. Geçen yıl anayasa ihtiyacı konusunda farklı dil kullanıyorduk ama 1 Şubat gününe kadar ne zaman ki biz demokratik bir anayasaya ihtiyaç var dedikse Cumhur İttifakı ortakları hemen karşı çıkarak anayasa sayfası 17 Nisan'da kapandı dediler. Ne zaman ki 1 Şubat günü sivil anayasadan söz edildi, anayasa sayfası yeniden açıldı. Ama tabii ki bizim aradığımız anayasa acaba 2. maddede yazdığı üzere demokratik hukuk devleti anayasası mı yoksa başka bir anayasa mı? Bu konuyu tartışmamız gerekiyor. Zira sizin de konuşmanızda özellikle vurguladığınız üzere anayasada hak ve özgürlükler güvencesi açısından hak ve özgürlükler yelpazesi anayasada oldukça zengin olduğu halde yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge sağlanmadığı için ve yasama ve yürütmeye ilişkin yetkilerin çoğu tek kişide toplandığı için, yürütmeyi tek başına temsil eden kişide toplandığı için esasen hak ve özgürlükler güvenceleri sağlanamıyor 2017 anayasa değişikliği açısından. Yoksa anayasanın normatif özelliği devam ediyor, normativite devam ediyor. Fakat iki eksiği var, bir demokratik devlet düzeni eksiği, bir de uygulama. Sayın Bakan, özellikle övünerek belirttiniz, lekelenmeme hakkını getirdiğinizi. Evet, lekelenmeme hakkı önemlidir ama özellikle 2016-2018 arasında kanun hükmünde kararnameler, ek listelerinde adları yer alan binlerce on binlerce kişi 15 Temmuz gecesiyle FETÖ terör örgütüyle hiçbir bağlantıları olmadığı halde orada adları yer almakla, yer alıyor olmakla devam etmekte onların lekelenmeme hakkı ihlal edilmedi mi? Ömür boyu ve hatta kuşaklar arası. Dolayısıyla bugün yapılan kısmı düzeltmeler dile getirilirken bunların da kesinlikle unutulmaması gerekir. Yine 25 Kasım kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele gününü haklı olarak ben de paylaşıyorum ama İstanbul Sözleşmesi hakkında bakın 19 Büyükelçi bildiri yayınladı. Hiçbir şekilde karşı çıkılmadı. Venedik Komisyonu Mart ayında karar verecek. Doğrusu merakla bekliyoruz. Ama esasen üzerine durmak istediğim iki husus. Biri sizin de övünerek kendi cephenizde vurguladığınız yargı reformu. Ama Sayın Bakan, bunların büyük bir kısmı şu anda görüşülmekte olan dahil olmak üzere bu yeni döneme uyum yasaları biçiminde. Yoksa reform teliği bulunan madde sayısı gerçekten çok sınırlı. Bu nedenle Adalet Bakanlığı dahil olmak üzere 9 partiye davet göndererek hazırladığımız yargı, adil yargılanma hakkı reformu yasa önerilerini meclise sunduk. Size de göndereceğiz ama meclis gündemine hakim olamadığı için maalesef 6 aydır komisyonlar önünde beklemektedir ve genel kurula gelmiş değildir. Bu açıdan gerçekten reform konusunda kararlılık devam ediyorsa bu bizim önerilerimizin dikkate alınacağını en azından ummak istiyorum. Şimdi sizin konuşmanıza özellikle vurguladığınız adil yargılanma hakkı çerçevesinde makul süreye değindiniz ama ondan öteye tabii ki birçok sorun var. Onlar ayrıca tartışılabilir. Ancak benim burada özellikle dikkat çekmek istediğim husus
Şu üçlüyü vurguladınız Sayın Bakan. Hukuk fakülteleri sayısı, ben de bilmiyorum sayısını, hukuk fakülteleri sayısını, siz de muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Bu kabul edilir bir durum değildir. Ama Sayın Bakan, burada yaptığımız yasal düzenlemelerde hakim ve savcılığa intisapta saydam bir biçimde yapalım dedik. Kamera kaydı altında yapalım dedik hakim ve savcı sınavlarını, ama AKP MHP çoğunluğu reddetti. Oysa biz gelecek 10 yılda 4000 yerine 14000 hakim ve savcıyı hapishaneye göndermek istemiyorsak bundan kaçmamamız gerekirdi. Yargıyı partizanlaştırmamak için bu kaydı kabul etmemiz gerekirdi. Dolayısıyla bunun yanı sıra üçüncü kural, Sayın Bakan biliyor musunuz acaba KHK ek listelerinde adları yer alan ne kadar hukuk öğretim üyesi pırıl pırıl şu anda üniversiteler dışındadır? Örneğin Barış Akademisyenleri. Şimdi o kadar acı bir durum ki Sayın Bakan, Anayasa Mahkemesi karar verdi. Ağır Ceza Mahkemeleri karar verdi. Bakın Avrupa Mahkemesi demiyorum. Ama olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu bağlamaz beni diyor. Peki bu kararlar kelebekleri mi bağlıyor? Yani bu komisyon anayasada yeri olmayan fiili bir komisyon, paralel bir devlet kurma iddiasında mıdır? Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararların tanınmayacaksa komisyon tarafından, o zaman bu mahkemeleri tutmanın anlamı ne? Veyahut da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kim uyacak o zaman? Şimdi bu itibarla Sayın Bakan, evet şey çok önemli, reform iradesi çok önemli, anayasa beklentisi ve anayasa çalışmaları önemli. Ama burada Sayın Bakan, lütfen arkadaşlar, Sayın Bakan, evet burada bunlar çok önemli anayasal söylemler. Fakat şu anda en önemli sorunumuz yürürlükteki anayasaya saygı sorunudur. Yürürlükteki anayasaya saygı duyulmadığı sürece Türkiye'de herhangi bir biçimde atılan adımların ciddiyeti inandırıcı olamaz. Bu çok ciddi bir sorundur. Anayasa Mahkemesi kararlarına, ceza mahkemeleri kararlarına meydan okunduğu sürece kesinlikle bir yargı reformundan sonuç alınamaz. Üç örnek vermek istiyorum sadece. Sayın Başkan, bir dakika lütfen. Anayasa madde 38 fıkra 4, suçsuzluk karinesi. 137.2 kanunsuz emir. 138 yargı bağımsızlığı, öncesi, esnası ve sonrasında yürütme tarafından sürekli bu üç madde ihlal edildiği sürece kesinlikle sizin hazırlamakta olduğunuz yargı reformu paketlerinden sonuç alınamaz. Bu bakımdan anayasaya inanç, anayasanın üstünlüğüne bağlılık çok önemlidir, temeldir. Ama yeni anayasa konusunda sorun... Sayın Bakan, burada uzlaşmamız gereken husus, son cümle olarak, anayasal bilgilenme hakkı konusunda kullandığımız kavramları doğru anlamlandırmak gerekir. Şu andaki anayasal düzen ikinci maddenin öngördüğü demokratik hukuk devletiyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla sorun anayasa yolunda, demokratik hukuk devleti anayasası yolunda, erkler ayrılığı temelinde ve yargı bağımsızlığı vazgeçilmez koşul olarak adım atıp atamayacağımız noktasında büyümektedir. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi... Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratlarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakan, bugün Adalet Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyoruz. Adalet Bakanlığı stratejik planında baktığımız zaman bakanlığın vizyonu ve misyonuyla karşılaşıyoruz. Ne diyor vizyonu ve misyonu? Vizyonu güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. Misyonu hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır. Yapmış olduğunuz konuşmada da buna benzer vurgular yaptınız. Şimdi peki, ben sormak istiyorum. Adalet sistemimiz gerçekten misyonunuzdaki hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alma misyonunu ne kadar yerine getirebiliyor?
Bugün birçok konuşmacı da bu konuya vurgu yaptı ve değindi haliyle. Yine soruyorum, Türkiye'de artık hukuk devleti olma kavramı anlam değişikliğine uğramamış mıdır? Örneğin yargı siyasetçiler önüne düğme ilikleyen bir hale gelmişken, hukukun temel ayağı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi çiğnenmemiş midir? Yine örneğin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 13 üyesinin 10'u doğrudan iktidar sahipleri tarafından belirlenmemekte midir? Özellikle siyasi yargılamalarda siyasetin emrine uymayan hakimler tayin dönemleri beklenmeden başka mahkemelere tayin edilmemekte midir? Örneğin yine Ankara'da iki nolu baroya destek vermeyen kamu avukatları sürgün ile tayin tehdit edilmemekte midir? Şimdi bunlar yaşanmıyor mu bu ülkede? Yani pembe bir tablo çizdiniz, ideal bir hukuk sistemi ortaya koydunuz, yaptığınız çalışmaları anlattınız. Bakın Türkiye'de artık hukuk devletinin anlamı da değişmiştir. Bunu artık herkes görüyor ve kabul ediyor. Suç kavramı iktidar sahipleri tarafından tanımlanmakta ülkemizde ve o yaratılan suça uygun cezaya yaptırma da yine iktidar sahipleri karar vermekte. Gerektiğinde kanunlar değiştirilmekte ya da yeni kanuni düzenlemeler yapılmakta. Yani bağımsız yargı taraflı yargıya evrilmiştir. Özellikle de yönetim sisteminin yani rejimin değişmesinden sonra bu saydığımız özellikler çok daha fazla bir hız almıştır. O nedenle de vatandaşlarımızda da adalet sistemine ve hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulandığına olan güven giderek azalmaya devam ediyor. World Justice Project hazırladığı hukukun üstünlüğü endeksini her yıl takip ediyor ve paylaşıyoruz Sayın Bakan. Her bütçede de bunu konuşuyoruz. Arkadaşlarımız da değindiler. Ben bir iki veriyi sadece buradan paylaşmak istiyorum. Türkiye başlığı incelendiğinde örneğin temel haklar başlığında 139 ülke içerisinde 133. sırada olduğumuz, adil hukuk sisteminde bu başlıkta 139 ülke içerisinde yine 113. ülke olduğumuz görünüyor. Mesela burada ben şunu da sormak istiyorum size. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan son olaylardan sonra Erdoğan'ın çocuklar, öğrenciler için bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir diyerek hedef göstermesinden sonra tutuklanan iki tane Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi var. Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen. 50 gündür Metris cezaevinde tutuluyor. Bunu hangi hukukla mesela açıklayacaksınız merak ediyorum. Yani dünya ölçeğinde de hiçbir yükselişe geçmiyoruz ve hukuktan uzaklaştıkça da daha fazla yoksullaşıyoruz Sayın Bakan. Şimdi Sayın Bakan bir de adalet sistemindeki cinsiyetçi yaklaşımdan ve sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Bakın ülkemizde onlarca, yüzlerce kadınlardan bahsedeceğim. Kocası, eski kocası, erkek kardeşi, babası, sevgilisi veya sapı olan bir erkek tarafından dövüldüğünü, tehdit edildiğini belirterek savcılıklara başvuruyor. Türk yargısına güveniyor ama öldürülüyorlar. Şimdi tabii burada emniyet güçlerinin almış olması gereken önlemler de var ama yargı sistemine de çok büyük görevler düşüyor. Şimdi başvurular ciddiye alınmıyor. Koruma kararları zamanında çıkarılmıyor. Uygulanmıyor ve kadınlar herkesin gözleri önünde katlediliyor. Bakın ülkemizde kadınların çok büyük bölümü eğitim, istihdam, eşit koşullarda yaşam, en önemlisi de ekonomik özgürlüklerinden yoksun ve bu tablo kadınları kendi yaşam alanlarında en yakınları tarafından her türlü şiddete mahkum hale getiriyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Bir gece yarısı kararnamesiyle kaldırdığınız İstanbul Sözleşmesi her anlamda kurumlara bir yol göstericiydi. Kadınların yaşam haklarının korunması konusunda eksikler de olsa bir irade vardı sözleşme sayesinde. Kaldırılması belirsizlikleri de arttırmıştır. Failleri daha cesaretlendirmiştir. Bana bir şey olmaz, hükümet de benim arkamda güveni yaratmıştır faillerde. Ve kolluk kuvvetlerinin, yargının daha da duyarsızlaşmasına neden olmuştur. Kadınlar korumasız kalmıştır.
Şimdi bu tabloyu değiştirmek için adil, adli ve idari çözümler üretmek mücadelenin önemli ayaklarından birisi Sayın Bakan. Bir zihniyet değişimine de acilen ihtiyacımız var. Ama uygulamalara baktığımızda örneğin siyasal davalarda sanıklara çoğunlukla cezaları üst sınırdan verilirken kadına şiddet, kadın cinayetleri ve cinsel davalarda, çocuk istismarlarında davalarda cinsiyetçi yaklaşıldığını, sanıklara çok daha toleranslı davranıldığını, ihal indirimleri verildiğini, valla sanırım sanıkların kravatları hoşuna gidiyor karar verenlerin ve cezaların en alt sınırdan verildiğini görüyoruz. Bu ülkemizde yaşanan bir gerçek. Tüm bunların önüne geçilmesi için de Sayın Bakan, ivedilikle bazı yeni uygulamalar hayata geçirmeniz gerekiyor Adalet Bakanı olarak. Bizim önerimiz kadına şiddet ve kadın cinayetleri davalarına bakmak üzere özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'da ayrı bir ceza dairesinin kurulması. Kadına şiddet uygulayanlara ihal indirimi uygulamasından derhal vazgeçilmesi. Hakim ve savcılar ile birlikte tüm adli makam çalışanlarının kadına şiddet konusunda özel eğitim alması ki işte cinsiyetçi yaklaşım noktasında aksaklıkların giderilmesi için bu konunun da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. İş yerinde veya ev içinde nerede olursa olsun psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılığın da suç sayılması. Size önerim Sayın Bakan, bu önerilerimizi görevdeyken hayata geçirmeniz. Kadınların artık tahammülü yok. Biz iktidara gelince, evet geleceğiz en yakın seçimlerde. İlk önce İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Bu sıraladığım eylemleri de hızla hayata geçireceğiz ama dediğim gibi kadınların artık beklemeye tahammülü yok. Sizden bazı eylemleri artık ortaya koymanızı, harekete geçmenizi, önerilerimizi dikkate almanızı bekliyoruz. Bu arada sürem yetmeyecek sanırım. Sayıştay raporlarına da değinecektim ama Adalet Bakanlığı ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumu Sayıştay raporlarında ki bizim kesin hesap raporları üzerinde de bir denetim yapmamız gerektiği için Sayıştay raporları ile birlikte Adalet Bakanlığı'nda 23 bulgu, diğerinde Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk Evleri Şurtları Kurumu'nda 28 bulgu var ve geçen yıldan tekrar eden bulgular olduğunu görüyoruz Sayın Bakan burada. Yani önlemler alınmadığını ve iki kurumda da bakanlıkta da diğerinde de iç kontrol sistemiyle ilgili yapılması gereken çalışmaların ki bunlar çok önemli yapılmadığını görüyoruz. Ve buradaki bulguların da sizler tarafından dikkatle incelenmesi bu konuda da gerekli önlemlerin artık bir yıl sonraya tekrarların devirlerin olmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli komisyon üyeleri, milletvekilleri, bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım size zaten yargı ile ilgili birçok konuda gerekli eleştirileri arkadaşlar yaptı. Ben sadece iki konuya değinmek isterim. Sayıştay 2020 bütçesindeki bakanlık ihalelerini incelerken birçok usulsüzlük tespit etti. Ama özellikle 72 tanesini inceledim ki benim dudaklarım uçukladı. Sayın Bakan, bakın birkaç tane örnek vermek isterim. Niye bunu söylediğimi anlayacaksınız. Yargıtay binasının yapımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yargıtay binasını denetlemek üzere 6 tane lüks araç kiralıyor. Lüks araç da olsa kiralasın. Ve Sayıştay raporunda bakın bu. Bu araçlara bir bakıyoruz. Çeşme'de, Bodrum'da, Altınoluk'ta tatil yerlerinde çıkıyor. Sayıştay bir suçtur diyor buna. Ve tek bir soruşturma yok Sayın Bakan. Geliyorum diğer ihalelere. Üç farklı şirketten farklı zarfta teklif alması gerekirken aynı şirket aynı zarflarla teklif vermiş, ihale yapılmış. Sayıştay belirtmiş bunu. Soruşturma yok. Yani ceza usul kanunundaki rezzen soruşturma yetkisi savcılara verilmiş. Bunu muhaliflere kullansın diye mi verilmiş?
Bir savcı çıkıyor. Bakın kamuoyuyla paylaştık, Sayıştay açıkladı. Ya bir savcı çıkıp bir soruşturma açmaz mı Sayın Bakan? Neden? Neden? Yani AKP'ye yakın şirketlerin yargılamaktan bir muafiyeti mi var? Ama eminim biz cumartesi bir açıklama yapıyoruz. Pazar günü pijamasını soyup pantolonunu giyip soruşturma açıyor bu savcılar. Yani burada bir eşitsizlik var. Burada bir haksızlık var. Ben sizin yolsuzluk konusundaki hassasiyetinizi biliyorum. Ben bu konuda sizlerle ilgili çok kişiyi söyledim ama bir şey duymadım. Ama lütfen, lütfen ya bunu söyleyin, bunu konuşun. Bizim paramız bu. Bizim paramız. Öyle ihalelerde usulsüzlük yapılmış ki ve yeni sistemle Sayıştay'ın bu konuda suç duyurusunda bulunma hakkı da yok. Ama maalesef ki bunlarla ilgili soruşturma yok. Peki kimin yanına kalıyor? Bunların yanına kar kalıyor. Diğer bir durum Sayın Savcı, bakın. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz elimizdeydi. Ne oldu? Masak raporu bahane edilerek, ki masak raporu gelmedi. O masak raporu denilen şey, hazırlıyoruz, kapsamlı bir rapor demişlerdi. Önce mal varlığındaki tedbir kaldırıldı. Sonra yurt dışındaki çıkış yasağı kaldırıldı, gitti. Sayın Bakan, bu işlemi yapan iki kişi, bir yardımcınız Hasan Yılmaz. Bir tanesi İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyesi. Neden? Neden? Oluyor mu bu? Neden Sezgin Baran Korkmaz bu ülkede değil? Hiç masak raporuna baktığınızı bilmiyorum ama sonuç bölümünde 3 tane suç söyleyeyim. Dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklama suçunu işlendiğine dair kanaat oluşmuştur diyor. Ve bu kişinin yurt dışı çıkış yasağını kaldıran, mal varlığı tedbiri kaldıran iki kişiden biri yanınızda, biri Anayasa Mahkemesi'nde Sayın Bakan. Gerçekten bunlar üzüntü verici şeyler. Biz yargının tarafsız, bağımsız olmasını istiyoruz. Yargının tartışılmasını istemiyoruz. Savcıların, hakimlerin tartışılmasını istemiyoruz. Ama inanın bunlar canımızı acıtıyor. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, özellikle sabahki sunumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Erkek'in yapmış olduğu kapsamlı değerlendirme de aslında gerçekliği, şu anda yargının içinde bulunduğu durumu örnekleriyle anlattı. Ben tekrara girmeyeceğim ama birkaç hususu ben de belirtmek istiyorum. Sabahki konuşmanızın özellikle 13. sayfasında iyi kanun, iyi uygulama ile hayat bulur. Gerçekten çok doğru ve altına imza attığımız bir şey. Ancak uygulamaya baktığımızda gerçekten bu parlamentoda 4. yargı paketine kadar çok sayıda kanunda değişiklik yaptınız. Çok çalışmalar yapıldı. Ancak hukukun içerisinde bulunduğu duruma baktığımızda aslında ne kadar iyi kanun yaparsak yapalım, uygulayıcıların uygulamada yapmış olduğu eksiklikler hukuk sistemimizi ve hukukumuza olan yaklaşımı maalesef yerle bir ediyor. Şu anda uygulamada bir sorunu sizinle paylaşmak istiyorum Sayın Bakan. Belki sizin de kulağınıza gelmiştir. CMK'da şüphelinin ifadesinin nasıl alınacağı açıkça ortaya konulmuş ve açık bir şekilde yazılmış. Ancak uygulamada özel mülakat adı altında şüpheliler gözaltına alındığında polis veya istihbarat elemanları ön görüşme yapmaktadırlar ve bu ön görüşmelerle notlar almakta, şüphelilerin iradeleri sakatlanmakta ve bu şekilde bir uygulamayı genel kural haline getirmiş bulunmaktadırlar. Bu özünde çok ciddi hak ihlallerine sebebiyet vermektedir. Bu konunun bakanlığınızın bilgisi dahilinde olmasını istiyoruz ve bu konudaki şikayetlerin dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü bu tür uygulamalar eğer yaygınlaşırsa, siz burada ne kadar kanun getirirseniz getirin, ne kadar reform getirirseniz getirin, halkta karşılık olarak bulamayacaktır ve uygulamada sorunlar devam edecektir. Bunun dışında ben seçim bölgemle ilgili de birkaç hususu belirtmek istiyorum Sayın Bakan. Biz Adıyaman olarak geçen dönemde bakanlığınızın bütçe görüşmelerini dile getirmiştim. Özellikle Besin Adliyemiz gerçekten çalışma koşulları anlamında, fiziki koşullar anlamında çok yetersiz ve burada çalışan hakim, savcılarımız, avukatlarımız ve yargı çalışanları çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Fiziki koşulları müsait değil. Ne oldu bizim Besin Adliyesi? Sayın Bakan, gelip bizzat sizi de ziyaret etmiştim. Besin Adliyesi'nde hiçbir gelişme olmadı. Halkımız ve Besin halkı sizden
Besni için bir adliye binası bekliyor. Bunun dışında Çelikhan ilçemiz Sayın Bakan Adıyaman merkezine en uzak olan ilçe, 65 kilometre çok dağlık bir bölgede. Adliyeyi 2012'de kapattınız ve halk gerçekten adalete erişim konusunda sıkıntı yaşıyor. Yine sabahki konuşmanızda adalete erişim konusunu çok ön plana çıkarmışsınız ve iyi bir başlıkta değerlendirmişsiniz. Ancak kapattınız Türkiye'nin birçok ilinde, ilçelerinde adliyeleri. Çelikhan'da bunlardan bir tanesi. Bu kapattığınız adliye binalarını yeniden açmak için bir çalışma yapacak mısınız? Gerçekten millet mağdur. Kısa bir ifade için veya basit bir adli işlem için kilometrelerce yol geliyorlar, mağdur oluyorlar, ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizi de gözünde bulundurduğumuzda gerçekten insanların adalete erişimini hükümet olarak, devlet olarak kolaylaştırılması gerekiyor. Bunun da en önemli ayağı vatandaş neredeyse adalet hizmetinin oraya gitmesidir. Biz Çelikhan Adliyesi'nin de açılması için bakanlığınızdan çalışma bekliyoruz. Halkımızın da beklentisi bu yöndedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve ekonomik sıkıntıların aşılması hukuk güvenliğiyle mümkün olacaktır. Burada da sizin bakanlığınıza çok iş düşüyor ve bu konuda Türkiye kamuoyunun ve halkın da sizden beklentisi büyük. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım ve değerli bürokratlar, basın mensupları, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Sayın Bakanım, Antalya'da Kır Cami meselesi diye bir mesele var. Kır Cami bölgesi Antalya'nın merkezinde 10 mahalleden ibaret olan bir konu. Burada daha önceki dönemde, yani 2019 seçimleri sürecinde, seçim arifesinde bölgedeki plan ve parselasyon sürecine ilişkin işlemler tamamlanmış görüntüsü verilmiş. Halihazırda bölgede çap verilebilir hale getirilmiş. Öyle ki ilgili Sayın Bakan tarafından vatandaşlara tapular dağıtılmıştır. İnşaat ruhsatları verilmiş, vatandaşlar evlerini yıkmış, ağaçlarını kesmiş, yollar açılmaya başlamış. Böylelikle Kır Cami bölgesindeki vatandaşların oylarına etki edilmiş Sayın Bakan. Halkın burada gerçekten çok büyük bir beklentisi vardı. Ancak ilgili meslek odası tarafından açılan bir dava oldu idare mahkemesine. Yargılama sürecinde bilirkişi raporu alındı. Bilirkişi raporunda uzun bir rapor, sonuç itibariyle raporda dava konusu planın hukuka uygun olduğuna dair açık hükümler var. Madde madde sayılmış, her yönüyle bu planın usulüne uygunluğuna dair bir bilirkişi raporu verilmiş durumda. Ancak idare mahkemesi, bakın, bu bilirkişi raporundan bir kelime dahi bahsetmeden kendisine göre uydurduğu iki tane gerekçeyle açılan davayı kabul etmiş ve böylelikle Kır Cami halkının bir anlamda beklediği, hayal ettiği bu süreci iptal kararıyla hayale düşürmüştür. Her neyse, belediyeler tarafından istinafa götürülmüştür. İstinaf şöyle bir karar verdi Sayın Bakanım. Kararda diyor ki, ilk derece mahkemesinin planı iptal eden kararının dayandığı gerekçelerinin doğru olmadığı. Bakın, istinaf bilirkişi raporuna dahi dayanmayan ilk derece mahkemesinin kendine göre iki tane gerekçe bulmuş, o gerekçelerinin uygun olmadığına, ancak netice itibariyle kararın hukuka uygun olduğuna dair bir karar vermiş. Yani böyle bir karar olabilir mi Sayın Bakanım? Ben yıllarca avukatlık yaptım. Biliyorum ki mahkemenin kararlarını biz mahkemenin kararlarını esasen avukat olarak tartışmayız. Bizim böyle bir mesleki ahlakımız var. Ancak mahkemeler maalesef ki artık bu dönemde iktidarın
niyetine göre hareket etmek zorunda hisseder vaziyete getirildi. Bakın hiçbir gerekçeye dayanmayan bir nedenle bilirkişi raporları tamamen bu planlamanın usule uygun olduğuna dair açık hükümle taşımasına rağmen İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi tarafından planlama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yapıldı diye siyasi etki altında tutularak bu planlar iptal edildi. Antalya'nın Kırcan bölgesinin beklentisi böylelikle siyasete kurban edildi Sayın Bakan. Sayın Bakan, görevini süreci içerisinde bir avukat olarak yargılamanın hızlandırılmasına dönük bazı uygulamalar yaptığınızı biz de ilgiyle takip ediyoruz. Ancak bir yargılamada efendim tebligatın hızlandırılması, UYAP sistemiyle bazı işlerin kolaylaştırılmış olması esasen tek başına yargının en temel ihtiyacı olan güven meselesini çözmeye yetmez Sayın Bakan. Şimdi bahsi geçen konular, örneğin yine sizin iktidarınız döneminde değiştirilen, o dönemde bizler tarafından yanlışlığı dile getirilen ancak dönemsel olarak bazı sonuçlar elde edebilmek amacıyla sulh ceza mahkemelerinde özellikle tutuklamaların bolca yapılması yönüyle bir anlamda tutuklama mahkemesi haline dönüştürüldü bu süreçte. Dedik ki sulh ceza mahkemelerindeki bu yatay itiraz süreci doğru değil. Ama gelinen süreçte siz sabahki sunumunuzda bunu dikey itiraz sürecini başlattık diyerek sanki yeni bir uygulamaymış gibi anlattınız. Sayın Bakan öyle değil. Hepimiz biliyoruz ki mesleğe başladığımız günden itibaren uzun süre dikey itiraz sürecinde suç ceza kararları değerlendirmeye tabi tutuldu. Yani şuraya gelmek istiyorum. Bazı yanlışlardan döndünüz, bazı yenilikler getirmeye çalıştınız. Ancak ifade ettiğim gibi bu tek başına yargının sorunlarını çözmeye yetmiyor. Burada güven meselesi çok önemli. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı vurgusunun öncelikle halkın zihnine işletebilmemiz lazım. Sayın Bakan, bakın birçok veriler var, değişik değerlendirmeler var yargıya güvenle ilgili. Ben bir vatandaş olarak, milletvekili olarak, avukat olarak bu ülkede her şeyden önce yargıya güvenin bir hava kadar, bir nefes kadar önemli ve değerli olduğunu savunuyorum. Ama gelin görün ki siyasallaştırılmış yargı nedeniyle maalesef kimse yargının tarafsız ve bağımsız olduğuna inanmıyor Sayın Bakan. Yani sizin bakan olarak yargıyla ilgili en büyük mücadeleniz aslında bu olmalı. Ama nereden başlamalı biliyor musunuz Sayın Bakan? Ben size söyleyeyim. 1000 civarında AKP'nin her türlü kademesinde görev yapmış olan il başkanlığı, ilçe başkanlığı, meclis üyeliği, milletvekili adaylığı gibi 45 yaşına kadar gelmiş, avukatlık yapmış, doldurulmuş kadrolardaki 1000 tane avukatın şu an hakim savcı olarak çalışmaya devam ettiği müddetçe sizin yargıya güveni sağlamanız mümkün değil. Siz bakan olarak ne yaparsanız yapın bunu başaramazsınız. Çünkü siyasallaşmış, kendi siyasi iradesini açıkça ortaya koymuş bir kişiden tarafsız yargı bekleyemezsiniz. İsterse bu hakim başka bir partiden parti kademelerinde görev yaparak gelmiş kişi olsun. Siyasi kimliğini ortaya koymuş ve zaten bu nedenle oralara atanmış kişiler. Biz çoğunu tanıyoruz. Kendi Antalya ilindeki seçilmiş kişilerden tanıyoruz. Sayın Bakanım, bugün bu 1000 civarındaki hakim bu koltuklarda olduğu müddetçe siz bunu sağlayamazsınız. Bu anlayışı yıkamazsınız. Bakın söyleyeyim. Yine seçilen yeni hakim savcılardaki mülakatlardaki tercihleriniz kamuoyunda tartışma götürür vaziyette. Bu konuda son olarak şunu söyleyeyim. Zamanı çok hızlı kullandık. Sayın Bakan, bakın şöyle söyleyeyim. Zaman zaman ilçelerde oluyoruz. İlçelerde özellikle, hatta ilde
hakim savcıların, bakın hakim savcıların iktidara yakın olma, iktidarla iktidarı temsil edenlerle yakın ilişki içerisinde olma, onlarla işte iyi geçinme gibi bir anlayış içerisinde olmalarının lütfen önüne geçin. Yani o hakim savcı kendini oradaki bitiriyorum. Oradaki hakim savcıyla, hakim savcının oradaki ilçe başkanıyla, il başkanıyla kendini iyi ilişki içerisinde tutmak gibi bir zaruret içerisinde hissetmesin. O hakim tarafsız davranmak zorunda olduğunu bilsin, hissetsin. Yargıya güven ancak böyle gelişir Sayın Bakan. Yargı ile ilgili teknik anlamda yapmış olduğunuz önemli çalışmalar var. Avukat olarak bunların faydalı olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bayram. Bakanlığımızın bütçesi hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sayın Bakan, sunuş kitapçılığınızı okudum ve sunuşunuzu izledim. Ve demokrasi, özgürlükler, adalet kelimelerinin etkin bir şekilde kullanıldığı, içselleştirildiği anlamında kendinize özdeşleştirildiği bir kitapçık hazırlanmış. Özgürlükleri bu kadar kullanılması hoşuma gitti. Ancak bildiğiniz gibi Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken açıkça şunlar söylenmişti. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı gelecek. Türkiye'de bu sistem yasama, yargı ve yürütme açısından dengeleyecek, birbirini dengeleyecek. Ve artık milletvekilleri yasa teklifi sunabilecekler. Denetleme açısından bir sıkıntı olmayacak. Üzüldüğüm nokta bu kadar demokrasi, özgürlükler ve adaleti kullanan bir bakanın ve bu konuda açıklamalarda bulunan bakanın Anayasanın 98. maddesinde milletvekillerine verilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Birinci fıkra. Daha sonra yazılı soru yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları yazılı olarak soru sormalarına ibarettir. Fıkrası Adalet Bakanlığı'na yönelik soru, yazılı soru önergelerimizde karşılığını bulmadığını gördüm. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden önce yazılı soru, sözlü soru, gen soru ve meclis soruşturması vardı. Denge denetleme vardı. Bu gen soru ve meclis soruşturması ortadan kalktı. Elimizde milletvekillerinin sadece soru, yazılı soru kaldı. Ben de baktım 27. dönemde, yani bizim dönemimizde milletvekilleri tarafından Adalet Bakanlığı'na toplam 24 Kasım 2021 itibariyle, yani bugün itibariyle 6351 önerge verilmiş. 4949 adet önerge cevaplanmamış. Yani %77.92 önergemiz, yazılı soru önergemiz ne yazık ki cevaplanmamış. 108 adet önerge zamanında cevaplanmış. %1.7 zamanında cevaplanmış. 1195 adet önerge süresi geçtikten sonra cevaplanmış. %18.8 süresi geçtikten sonra cevaplanmış. 99 adet önergenin 15 günlük cevaplama süresi hala devam ediyor. O da %1.55. Buradan kendime geldim. Ben Adalet Komisyonu üyesiyim. Bir hukukçu milletvekiliyim. Adalet Bakanlığı'na 45 adet yazılı soru önergesi vermişim 27. dönemde. Bu 44-45 adet soru yazılı soru önergesi karşılığında 43 adedi cevaplanmamış. %95.77. Bir adedi 15 günlük cevaplama süresi devam ediyor. Ve bir adet önerge ise süresi geçtikten sonra cevaplanmış. Sayın Bakanım, demokrasilerden bahsedelim, özgürlüklerden bahsedelim. Ve sunuş kitaplarınızda yani güven veren ve erişebilir bir adalet sisteminden bahsedelim. Ama size ulaşamıyoruz. Anayasanın 98. maddesindeki milletvekili olarak size sormuş olduğumuz soru önergelerinin cevabını alamıyoruz. Siz diyeceksiniz ki soru önergelerinin içeriği cevaplanmama niteliğinde olabilir. Hayır, baktım. Baktım soru önergelerinin niteliklerine baktım. Yani burada Aydın'da 2021 yılında bakanlığınız tarafından hangi yatırımların yapılması planlanmaktadır bir önergede. Bir önergede icra dairelerinde toplam müdür yardımcısı çalışmaktadır. Bunlarla ilgili önlük işleri ilgili sorular. Bir başka önergede engellilerin sayısıyla ilgili sorular. Yani
bu soruları cevabını alamamışız. Sayın Bakan, tabii Türkiye'de şu anda adalet, özgürlükler çok önemli. Bu Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin getirdiği nokta çok önemli. Şöyle bakıyorum, Türkiye'nin üyesi bulunduğu OECD'ye bağlı kara paranın aklanması ve önlenmesi ve terörizmle mücadele amacıyla kurulan mali eylem gücünün farklı tavsiyeleriyle ilgili bir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Geçen sene getirilen yasal düzenlemede siyasilerin ve aile bireyleri ve yakınlarıyla ilgili makul tedbirlerin alınmasıyla ilgili gerekli tavsiye yerine getirilmediğinden dolayı biz gri listeye düştük. Bu konuda, bu çerçevede bir çalışmanız olacak mıdır? İkinci nokta, OECD'ye bağlı Türkiye'nin rüşvetle mücadele sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili OECD rüşvetle mücadele çalışma grubunun endişelerini gidermek için etkin soruşturma yapılmadığına ilişkin 2020 ilerleme raporunda bazı tespitler var. Bu konuda bakanlık tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? Bu çerçevede siz Haziran ayında sizin de bulunduğunuz bir toplantı gerçekleştirilmiş. Sizin dışınızda Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı Hazine, Çalışma, Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu'nun oluştuğu toplantıda Türkiye ile ilgili tespitlerde bulunmuşlar. Sözleşme çerçevesinde hangi eksikleri dile getirdiler, hangi beklentileri sıraladılar, bunlarla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Sayın Bakan, bir de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de adalet çığlıkları var. Ben adalet komisyonu üyesi, bir milletvekili olarak, Kuşlu milletvekili olarak yaklaşık bir seneden beri adalet çığlıklarını, hak ihlallerini kitapsal kitap olarak hazırladım. Çerçevede düzenlemelerde bulundum, kitap hazırladım. Bu kitapları size vermek istiyorum. Bu kitaplardaki hak ihlalleri konusunda bir çalışma yapacak mısınız? Yapmanızı öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Bakan, değerli Adalet Bakanlığı'ndaki bürokratlar, hepiniz hoş geldiniz. Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını, uğurlu olmasını. Sayın Başkan, geliyor mu sesimiz? Ses açılmıyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Kırmızı yanıyor ama çalışmıyor. Sorun var. Başkan başlatalım mı? Mikrofona yakın konuşursanız. Çalışmıyor. 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 Şimdi sesi. Sayın Başkan, çalışmıyor. Başkan mikrofona geçin isterseniz. Değiştireyim, siz başka bir arkadaşa verin. Başka arkadaşa verin, ben hazırlık yapayım. O zaman öncelikle cezaevleriyle ilgili 3 hususu, 3 şikayeti ve çözüm önerisini sizlerle paylaşmak isterim. Ben İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim. Aynı zamanda Tutuklu ve Hükümlü Hakları İzleme Komisyonu üyesiyim partim adına. Başta temel sorunlardan biri sağlığa erişim sorunu Sayın Bakanım. Şimdi personel yetersizliğinden tutun da Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasındaki imzalanan o sağlıkla ilgili protokoldeki rakamların mutlaka ama mutlaka değişmesi lazım. Çünkü 1000 mahkum ve üzerine haftada 5 tam gün bir aile hekimi tahsis ediliyor protokol gereği. 500 ile 1000 arasına haftada 3 gün, diğerlerinde de haftada 2 gün 500 altına protokol gereği hekim tahsis ediliyor ve bu cezaevlerindeki yoğunluk sebebiyle yeterli kalmıyor. Mutlaka ama mutlaka bu protokolün yenilenmesi ve mahkumların temel haklarından biri olan sağlığa erişim hakkının kendilerine teslim edilmesi gerekiyor. Ve sağlığa erişimimin başka bir sıkıntısı da kelepçeli muayene. Sayın Vekilimiz Enis Berberoğlu da söyledi. Kelepçeli muayeneye dair biz ziyaretlerimize çok yoğun şikayetler alıyoruz. Ve kelepçeli muayeneye ilişkin protokol mutlaka ama mutlaka değiştirilmeli. Sebebi de şu. Doktora diyorsunuz ki kelepçeyi çıkar diyorsan eğer şu kağıdı imzala. Ya hangi doktor buna cesaret edebilir? Şimdi burada 3 ayak var. Bir taraftan Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğu var. İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Bir taraftan da doktor ayağıyla Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Burada güçlü bir protokol gerekirse yeniden yapılmalı ama o doktorun oradaki sorumluluğu mutlaka ama mutlaka kaldırılmalı. Hiçbir doktor buna yanaşmıyor. Hem de suçun nevine göre doktor tasarrufta bulunabiliyor. Adli suçluya ayrı, siyasi suçluya ayrı davranabiliyor, çekingen davranıyor. Ama bu hususun mutlaka ayrıntılı yeniden düzenlenmesi ve doktordan bu yükün alınması şart diye düşünüyoruz. Ayrıca başka bir şikayet daha diş hekimleri. Tamam, aile hekimi kısmen var yok ama diş hekimi neredeyse yok.
diş hekimlerine dair de cezaevinde mutlaka ama mutlaka yeni bir düzenleme yapılmalı. Bir diğer husus sevkler. Şimdi sevklerle ilgili tutuklu ve hükümler cezaevlerini seçme hakkına sahip değil ama şöyle bir hakları var Sayın Bakanım. Ailelerine, evlerine yakın olma hakları var. Sevkler zaten pandemi sebebiyle 20 aydır kapalıydı ama bunun öncesinde de çok uzaklarda, ailesinden çok daha uzakta kalan mahkumlar, hatta bir mahkum dedi ki ya benim annem yaşlı, 5 yıldır gelemiyor ve yerinden, ailesinden çok uzak. Şimdi bu sevklere dair de yeni bir düzenleme yapılmalı. Zaten disiplin cezası veriliyor, sevk kapalı deniyor, basit disiplin cezaları alınıyor. Bu sevklerin usulleri yeniden düzenlenmeli ve disiplin cezasına bağlanmaksızın en azından ailesine yakın yerler mutlaka ama mutlaka gözetilmeli. Onun dışında bir husus daha, yani cezaevlerindeki huzursuzluk yaratan bir husus daha, ceza infaz koruma memurlarının özlük hakkı. Bakın bunlar güvenlik işi yapıyor aslında. Çok ciddi, yani dışarıdaki polisin yaptığı, askerimizin yaptığı işten en az onlar kadar güvenliği ilgilendiren iş yapmasına rağmen ceza infaz koruma memurları güvenlik sınıfında değil. Onun dışında ceza infaz koruma memurları arasında da özlük hakları bakımından farklar var. Bitiriyorum. Sözleşmeli ve kadrolu. Sözleşmeli ve kadrolu arasındaki farktan kaynaklı birbirlerine karşı tutumları dahi değişiyor ve sözleşmelilerin ilerleme hakları da yok kendi içlerinde. Bu yüzden hakkaniyetsiz ve eşitsiz bir durum var. Bu durumun da mutlaka ama mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bunlar bize gelen şikayetler ve çözüm önerilerimizdir. En azından bu dönemde bunlara çözüm bulacağınızı umuyoruz. Ya da en azından bir iş yapacağınızı, buna dair bir hareket yapacağınızı umuyoruz. Sabrınız için ve sözünü bana devreden arkadaşlar, sırasını devreden arkadaşlar için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnız hemen Sevda Erdem, Kılıç Hanımefendi'ye söylüyorum. Sayın Bakan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Adalet Bakanlığı ve diğer kurumların bütçelerine ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fakat Adalet Bakanlığı'na ayrılan bütçenin genel bütçe kanun teklifi içindeki payının %1.76 olmasında gerçekten kabul etmek mümkün değil. Adalet mülkün temeliyken ekonomi, dış politikadan tutun da hemen hemen her şey adalet sistemine bağlıyken bu kadar küçük bir yer alması hakikaten çarpık bir bakış açısını yansıtıyor bize göre. Sayın Bakanım, geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi hukuk öğrencilerine çok güzel bir konuşma yaptınız. Hepimiz takdir ettik onlara. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir dediniz. Statükoya teslim olmayın, gerekirse köprüyü geçmeyin, köprüyü geçip onurunuzu zedelemeyin gibi çok doğru ifadelerde bulundunuz. Gerçi bugüne kadar hep temiz bir dil kullandınız. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Sabahki konuşmanız da öyleydi ama hakikaten güzel konuşmalar yapıyorsunuz ama Sayın Bakan, maalesef son 19 yıldır ülkemizde hukukun uygulanması pek böyle anlattığınız gibi olmadı. Sayın Bakanım, hakim ve savcıların bağımsızlık ve tarafsızlıklarının dayanağı özlük hakları ve mesleki güvencelerinden kaynaklanıyor. Ancak ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı maalesef kağıt üzerinde kaldı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için hakim ve savcılar ile yargı çalışanlarının özlük haklarının muhakkak güçlendirilmesi gereklidir. Yargı mensupları eğer ay sonunu düşündüklerinde sağlıklı kararlar alamazlar. Ülkemizin malum ekonomik durumu da ortada. Ayrıca adliyelerde de çok yoğun ve yıpratıcı bir çalışma var. Kamu kurumlarında çalışan personelin yaptıkları işin niteliği ve önemi, iş çoğunluğu, iş gereklerinin meydana getirdiği psikolojik travmalar ve yıpranmalar var. Mesai sonrası dinlenme saatlerinde de çalışmalar yapılması gerekiyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan personelin diğer kurumlara göre daha ruhen ve fiziken daha fazla yıprandığı gerçekten net ve ortada. O yüzden muhakkak iyileştirilmesi gerekiyor. Bir yıpranma payıyla ilgili bir bakanlığın çalışması var mı? Bir malum ülkemizin gündeminde 3600 ek gösterge. Adli çalışanları ile ilgili böyle bir çalışma yapıyor musunuz? Ayrıca Temmuz ayında yıl sonunda 1000 hakim ve savcı alınacak demiştiniz. Şu ana kadar bir çalışma yapıldı mı? Kaç kişi alındı şu güne kadar? Ayrıca ceza ve personelin de çok sorunu var Sayın Bakanım. Hep personelin üniforması konuşulur ya da kurum içi sorunlar ama ceza ve personelin asıl sorunları biraz da görmezden geliniyor. Onların özlük haklarından tutun da lojmanına,
sivil personelin kıyafet yardımından taban aydınlık iyileştirmeye kadar birçok ihtiyacı var. Örneğin benim ilimdeki Ali Ağa Ceza İnfaz Kurumu'nda 2000 personel çalışıyor. Fakat lojman 500 hanelik. O yüzden ve lojmanlarda da 5 yılda bir sıra geliyormuş. Ciddi bir sorun ki tek maaşla geçinmeye çalışan bu ülkenin bu şartlarında cezaevi personeli çok yüksek kiraları da ödemekte zorlanıyorlar. Bu yüzden de cezaevi personelinin de taleplerini buradan size iletmiş olayım. Ayrıca ülkemizin kanayan yarısı biliyorsunuz kadın cinayetleri. Kadına karşı şiddet ve bu konuda kadın şiddetin ayrı bir suç olarak tanımlanması, indirim sebeplerinin uygulanmaması ve ısrarlı takibin ayrı bir suç olarak tanımlanmasına ilişkin bakanlığınızın bir çalışması var mı? Son sözüm Rabia Naz Vatan, Burak Uğraş, Volkan Beyhan, Ali Emir, Mehmet Doğan Köksal gibi şüpheli çocuk ölümlerine dair çocuklarımızın katilleri ne zaman cezalandırılacak ve acılı ailelerin tüm kamuoyunun yüreğine bir nebze de olsa adalet ve vicdanlar açısından ne zaman su serpilecek diyor. Tekrar bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Hasta bir kardeşimiz ölü olduğuna inanıyor ve bu nedenle yemek yemiyormuş. Doktorlardan biri sormuş, ölülerin eli kanar mı? Hasta kanamaz demiş. Sonra doktor eline bir iğne batırmış, elinin kanadığını gören hasta da ölülerin eli de kanarmış demiş. Tek adam rejiminin gerçeklikle bağı da bu hasta gibi Sayın Bakan. Gerçeklikle bağı kopmuştur. Bakın ne demiş şair? Halkın ekmeğidir adalet, bakarsınız bol olur bu ekmek, bakarsınız kıt. Bakarsınız doyum olmaz tadına, bakarsınız berbat. Azaldı mı ekmek, başlar açlık, bozuldu mu tadı, başlar hoşnutsuzluk boy atmaya. Sayın Bakan, ülkemizdeki ekonomik krizin de adalet kriziyle göbekten bağlı olduğu gerçeğinin farkında mısınız? Eğer farkında olsaydınız, demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir diyen bir Adalet Bakanı olarak daha dün gece polislerin iktidarı eleştirmek için şiddet içermeden yürüyüş yapan yurttaşlarımıza müdahale etmesine izin vermezdiniz. Bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanına düzenlenen linç girişiminde bütün sorumluların hemen yargılanması için uğraşır, iktidarın bundaki sorumluluğunu da yargılardınız. Genel başkanınız Sayın Erdoğan'ın linç görüntülerini gösterip bunlar iyi günleriniz diye tehditler savurmasına engel olurdunuz. Eğer ekonomik krizin adalet kriziyle göbekten bağlı olduğu gerçeğinin farkında olsaydınız, aklınızı kiraya vermeyin, gerekirse köprüyü geçmeyin, zahmete katlanın, köprüyü geçip de onurunuzu zedelemeyin diyen bir Adalet Bakanı olarak gençlerin geleceğine TÜGVA, TÜRSEV, ENSAR gibi vakıflarla ipotek koyulmasına izin vermez, gençlerimizin bu vakıfları köprü gibi görmelerine engel olur, gençlerimiz aklını kiraya vermeyeceklerdiniz. Eğer bir adalet krizi yaşadığımızın farkında olsaydınız, demokrasinin en büyük düşmanlarından biri de ötekileştirmedir diyen bir Adalet Bakanı olarak suçlu suçsuz herkesin doldurulduğu KHK torbalarıyla insanların ekmeklerinden olmasına izin vermez, KHK'ların büyük bir ötekileştirme projesi olduğunu görür ve engel olurdunuz. Bu ülkenin en değerli hocalarını üniversitelerinden bir gecede atmazdınız. Çocuğu olmadığı halde çocuğunu FETÖ okulunda okuttu diye insanların ihraç edecek kadar gerçeklikten kopmazdınız. Hukuk devleti doğası ve tanımı gereği temeline insan haklarını koymaktır diyen bir Adalet Bakanı olarak 4. evre kanser hastası olmasına rağmen cezaevinde tutulan Ayşe Özdağ'ın infazını derhal durdurdunuz. Sayın Bakan, eğer yaşadığımız adalet krizinin farkında olsaydınız, adil davranma yükümlülüğü her kurum, her fert yani hepimiz için geçerli bir yükümlülüktür diyen bir Adalet Bakanı olarak herhangi bir demokratik ülkede değil bir bakanın, bir hükümetin istifa etmesini gerektirecek derecede ciddi iddialar bir suç örgütü lideri tarafından ortaya döküldüğünde bunların sümen altı edilmesine izin vermez, İçişleri Bakanı dahil adı geçen herkesin derhal yargı önünde hesap vermesini sağlardınız. Bank hesabında sadece 100 TL hesap artışı olan ihraç kişinin OHAL komisyonunda ret aldığı ve 2 yıl cezaya çarptırıldığı bir ülkede devletin önemli 3 kurumunun başına Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Sigortacılık Denetleme Kurulu'na aynı bankada üst düzey yöneticilik yapmış kişiler nasıl atanıyor diye sorardınız. Bitiriyorum başkanım.
Üstünlerin hukukunu korumak için değil, hukukun üstünlüğünü korumak için görevdesiniz Sayın Bakan. Söyledikleriniz değerli ama söylem başka, uygulama başka. Bütçeniz hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. 9 dakika söz veriyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Ekibinizle beraber hoş geldiniz. Ben Hazreti Ömer'in bir sözüyle başlayacağım sözüme. Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah'ın merhametine kavuşsun demiş Hazreti Ömer. Şimdi burada yapacağımız eleştiriler, adına ayıp dersiniz, kusur dersiniz, başka ne dersiniz bilmiyorum. Benim dilimde eleştiri zat halinize değil, bu anayasa gereği tekçi sistemin başına ve doğrudan sistemedir. Çünkü şu anda yaşadığımız bütün adaletsizliğin temelinde, bütün hukuksuzlukların temelinde, bütün sorunların temelinde bu sistem vardır. Bu sistemi doğru yere koyamazsak münferiden iyi niyetli çabalarla sorunların çözülebileceğine inanır hale geleceğiz. Bu iyi bir bakış açısı olmayacak. Yoksulluğun olduğu yerde adaletten bahsedemeyiz. Bizatihi yoksulluk adaletsizliğin ta kendisidir. Bugün burada var olan Haziran'a soruyorum. Siz Türkiye'de gelir dağılımında bir adaletten bahsedebilir misiniz? Türkiye'nin son 3-4 yıllık yaşamış oldukları içerisinde adaletten daha çok adaletsizliğe doğru yönelmiş bir yapının var olduğunu görmeyeniniz, bilmeyeniniz, duymayanınız var mı? Gelir dağılımıyla beraber fırsat eşitliklerinin ortadan kalktığı bir ülkede yaşıyoruz. Son dönemde yaşadıklarımızın iki doğrudan bir adaletsizliktir. Son birkaç ay içerisinde hepimizin ekonomik mesele diye tanımladığımız mesele aynı zamanda kompleks, iç içe, hukukla da alakalı bir meseledir. Sayın Bakanım, siz de hepimiz kadar biliyorsunuz ki Dünya Ligi'nde nereye giderseniz gidin karşınıza demokratik kurumların işletilmesi ve insan hakları ile ilgili yaşanan sorunlar çıkıyor. Bütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinde de ilgilisi olduğumuz ligler tarafından da bu koşullar önümüze koyuluyor. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle hukuksal güvenliği olmayan bir ülkede ekonomik anlamda da doğru bir yolu yürümenin çok mümkün olmadığını artık herkes biliyor. Hatta ekonomik anlamda doğru yol yürümezseniz hukuksal anlamda sorunlu bir zeminin yaratılacağını da herkes biliyor. Umuyorum ve diliyorum ki yarın yoksul ve aç olan insanlar cezaevlerinin kapısına sıralanıp işledikleri suçlar itibariyle yatacak yerimiz yok, yiyecek yemeğimiz yok, kışın ortada kaldık deyip kış aylarını cezaevinde geçirme yolunu açıkça gözümüzün içine sokmazlar. Çünkü geldiğimiz yapı öyle bir adaletsizliği yüzümüze vuruyor ki artık buradan kaçış yok. Herkesin bilmesi gereken net olan şudur. Ekonomi hukukla net kompleks ilişkiler içerisindedir. Hukuk düzelmediği sürece ekonomi düzelmez. Ekonomi hukukla entegre bir biçimde bir yere götürülmediği sürece bu ülkede ne yatırım olur, ne istihdam olur, ne işsizlik engellenir, ne bizim bu şekilde yarattığımız adaletsizliğin önüne geçmek mümkün olabilir. 14 milyon kişinin asgari ücretle geçindiği, 7,5 milyon kişinin asgari ücretin 1/3'üyle geçindiği, 10 milyon insanın işsiz olduğu bir ülkede burada her şeyi güzel yaptık, adalet olarak her şey yolunda deme ne hakkına ne lüksüne hiç kimse sahip değildir. Gelelim elimizdeki verilerle yürüdüğümüz yola. Şimdi bakın örnek veriyorum sürekli. Siz Sayın Bakanım dediniz ki konuşmanızda Türkiye Devleti özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak gören bir anlayışa Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yürümektedir. İnşallah. Hepimizin temennisi bu. Ama yürünülen yer bu değil. Bakın bugün cumartesi anneleri duruşması vardı. Sayın Bakanım bu duruşma nedir? Bizim bu anayasamızda toplantı ve gösteri yürüyüşleri teminat altına alınmışsa Galatasaray meydanında 30 yıldır çocuklarının bir şekilde ölüsü ya da dirisi ya da akıbetiyle ilgili analar oturuyor ise bunları bir kaymakamlık kararıyla o meydandan çıkarmayı bu anayasanın var olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgili özüne dokunmamak kaydıyla açıklamasına sizin hükümetiniz, sizin iktidarınız nasıl sığdırıyor? Nasıl bunu yapabiliyor?
Aynı şekilde Berfu Ana'ya Sayın Cumhurbaşkanı oğluyla alakalı söz verdi. Zaten haliniz bu hükümetin parçasısınız. Berfu Ana gözleri açık gitti. Devletimizin bazı noktalarda nedense hassasiyeti işlemiyor. Birileri Roboski der, bir başkası Uludere der. Benim baktığım yerden 10 yıldır işlemeyen bir yargı mekanizması var. Adı ne olursa olsun. Onlarca insan öldü ve 10 yıldır bir adım atılmamış bir yargı mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Sayın Bakanım, bunlar bu ülkenin sorunlarıdır. Eğer biz bunları bir yere vardıramazsak, burada adaleti övsek, sevsek, eleştirsek bana göre bir anlamı olmayacak. Sayın Hocam az önce bahsetti. Bakınız, bizim anayasamızın 138. maddesi mahkeme kararlarından bahsediyor, bağlayıcılığından. Burada bunu eğip bükmeye kalkan arkadaşlarımız oldu. Yok gerekçesi, yok hükmü, yok orası, yok burası. İşin aslı şu. Anayasanın 11. maddesini ve anayasanın 138. maddesini, ikisini bir arada göz önüne aldığımız zaman mahkeme kararları bütün kurumları bağlar. İstisnası yoktur. Partinizin hukukla ilgili bir milletvekili çıkıyor diyor ki idari yargı kararları devleti bağlamaz. Ya diplomada bir sorun var, ya bakış açısında bir sorun var. Eğer partinizin görüşü buysa ve size de sirayet ediyor ise o zaman bu anayasa niye var diyeceğim. Bakınız, bu soruyu sormamın temel nedeni de yine az önce Kaboğlu hocamın dile getirmiş olduğu KHK'lılar ve barış akademisyenleri. Ya haklarında beraat kararı olan insanlar görevine başlatılamıyor. O zaman yargı kararlarının yerine idare geçecekse bu anayasanın 11. maddesindeki bağlayıcılık hükmü niye var Sayın Bakanım? Bu konular topyekün iktidarınızın sorunlarıdır. Zaten halinizin de Adalet Bakanı olarak bu konularla ilgili tavır koyması gerekir. Bakınız, HSK'dan bahsetmem gerekir. Doğru düzgün bir sistem olsa elime alıp HSK'dan bahsedeceğim. Rencide etmek istemiyorum. Demokratik kurumların ve yargısal kurumların tamamı bizimdir. Gözümüz gibi hassasiyetle sahip çıkmamız gerekir. Yanlış ya da eksik çalışıyor iseler onları rencide ederek değil, doğruyu gözlerine sokarak ve doğru kadrolaşarak, yani doğru kişilerle, doğru kurallarla, doğru kurumlar şeklinde çalışmamız gerektiğini biliyorum. Şimdi bir suç örgütü liderinin ifşaatları gözümüzün önünde uçtu gitti. Bu suç örgütü lideri diyor ki, bir savcıdan bahsediyor İstanbul'da. Daha önce oluk oluk kan akıtacağım dedi. Zor bela savcının önüne kadar gitti hepimizin baskılarıyla. Zar zor. Diyor ki, ben bu savcıyla oturduğumda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğim sert sözlerden dolayı rahatsız olmadıklarını, sözlerimin doğru olduğunu, ancak ülkedeki tansiyonun çok yükseldiği için bir süre Kılıçdaroğlu'na sert çıkışlar yapmamamı, sonrasında istediğim gibi devam edebileceğimi söyledi. Bu ne demek? Diyor ki, oluk oluk kan akıtacağız diye çağırdığı, ifade alacağı adama diyor ki, biraz bekle, sonra istediğin gibi davran, arkanda biz varız. Şimdi HSK yetkililerine soruyorum. Bu savcıya yeniden bu suç örgütü lideriyle alakalı bir dosya teslim ettiniz. Şimdi bu çalışıyor. Soruyorum ben buradan. Milletin oyuyla gelmiş bir milletvekili olarak, Sayın HSK yetkilileri, Sayın Bakan, HSK'nın başı olarak, siz bu adamı nasıl görevde tutuyorsunuz? Bir Cumhuriyet Bayramı töreni dolayısıyla Türk bayrağını nereden aldınız diye, aldın diye bir kaymakamı sorgularken, ki iyi niyetle tertemiz yaptığı işten dolayı açığa alırken, bunu söyleyen bir yargı mensubunu görevde nasıl tutuyorsunuz? Nasıl işlem yapmıyorsunuz? Bu yargı mensubunun objektif ya da sübjektif olarak tarafsızlığı var mıdır? Halk bu ona güvenecek midir? Bu kendine güvenecek midir? Düştüğü durum itibariyle sadece talimat uygulayan bir insan mı olacaktır? Teşekkür ediyorum. 2022 yılı bütçesinin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, 18. yüzyılın önemli düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau, yasama, yürütme, yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir demiştir. Bundan yüzyıllar önce söylenen bu söz maalesef tam da bugünün Türkiye'sini anlatmaktadır. Sizin kişi olarak iyi niyetinizden herhangi bir şüphem yoktur. Ancak AK Parti döneminde maalesef yargımız saray vesayeti altına girerek bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş ve güvenilmeyen bir yargı haline gelmiştir.
Maalesef bugün Türkiye'de saraydan kumandalı bir yargı sistemi vardır. Vatandaşlarımızın adalete erişiminde büyük sorunların olduğu, yargının kalitesinin giderek gerilediği bir dönemi yaşamaktayız. Sayın Bakan, bu durum uluslararası kuruluşların araştırmalara da yansımıştır. Dünya Adalet Projesi kapsamında yapılan hukukun üstünlüğü endeksinde 2017-18 yıllarında Türkiye 101. sıradadır. 2019 yılında 109. sıra, 2021 yılında ise 139 ülke içerisinde maalesef 117. sıraya gerilemiştir. Türkiye bu sırayla Mali, Sudan, Angola gibi Afrika ülkelerinin bile gerisinde kalmıştır. Görüldüğü gibi son 4 yılda hukukun üstünlüğü konusunda ciddi bir gerileme yaşanmıştır maalesef. Sayın Bakan, Türkiye Avrupa Birliği ilerleme raporlarında da bu durum açıktır. 2019 ve 2020 yılları ilerleme raporlarında devam eden davalara siyasetin müdahalesinin olduğu ve masumiyet karnesinin zedelendiği ifade edilirken 2021 yılındaki raporda yargının işleyişi başlığında daha çok yargı kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla çelişmesiyle birlikte ciddi gerileme devam etmiştir demektedir. Sayın Bakan, bu tablo maalesef Türkiye'ye yakışmamaktadır. Sunumunuzda arabuluculuk müessesinin hukuk sistemi için kazanım olduğunu ifade etmiştiniz Sayın Bakan. Oysa iş davalarında dava şartı olarak uygulanan zorunlu arabuluculuk sisteminden beklenen fayda maalesef sağlanamamıştır. Çünkü zorunlu arabuluculuk sistemi amacına uygun şekilde çalışmamakta, yargıyı hızlandırmamakta ve hakkın teslimini sağlayamamaktadır. Öte yandan zorunlu arabuluculuk ile çözülen işlerde ise işçiler için büyük hak kayıpları yaşanmaktadır. Arabuluculara uzlaşma oranları düşük olduğu için baskı yapılmakta, arabulucular da adeta işverenlerin avukatlığını yapmakta ve işçilere ölümü göstererek sıtmaya, razı etmeye çalışmaktadırlar. İş mahkemelerinin yıllık derdest dava sayıları bize bu durumu göstermektedir. Bakın 2016 yılında 522 bin olan toplam iş davası derdest sayısı 2018 yılında 540 bine çıkmış, 2020 yılında ise 567 bine ulaşmıştır. Derdest iş dava sayısı zorunlu arabuluculara rağmen artmıştır yani. Yıllar bazında açılan yeni iş dava sayısına bakıldığında ise 2016 yılında 241 bin olan sayı 2018 yılında belki 162 bine kadar gerilemiş ama 2020 yılında 190 bine kadar çıkmıştır. 2020 yılında iş davalarında yeni açılan iş dava sayısının düşük olmasının nedeni ise COVID-19 sürecinde bir yıldan fazla uygulanan işten çıkarma yasağıdır. Bu önümüzdeki dönemde de iş davaları daha da artacağı öngörülmektedir. Sizin övünerek söylediğiniz arabuluculuk rakamları ise ihtiyari yani zorunlu olmayan arabuluculuk işlemlerine ait rakamlardır. Zaten Sayın Bakanlığınızda dava sayısının artacağını düşündüğü için iş mahkemeleri sayısını da artırdı. Bakın iş mahkemesi sayısı tüm Türkiye'de 2018 yılında 341 iken iken 2020 yılında 398'e çıkardınız. Bakın Ankara Merkez Adliye'de 2020 yılında 45 olan iş mahkemesi sayısını 2021 yılında 68'e, Bakırköy'de 32 olan sayı ise 55'e çıkardınız. Başka illerdeki artışlarla birlikte bugün itibariyle 450'ye çıkmıştır yaklaşık olarak. Bu da şunu göstermektedir. Cümlemi tamamlıyorum efendim. Zorunlu arabuluculuk müessesesi mahkeme sayısını artırmanıza rağmen hem yeni gelen ve hem de derdest dava sayısı azalmamakta, hem de davalar hızlanmakta, hem de hak teslim yapılamakta da bu müessesenin tekrar gözden geçirilmesini diliyoruz Sayın Bakanım. Bu ay başında bir avukat arkadaşımız Cumhurbaşkanlığı'na hakaret suçundan dolayı işgüzel bir savcının talebi nedeniyle önce evinde arama yapıldı. Bu arkadaşımız duruşma için Ankara dışında olduğundan dolayı, evde olmadığından dolayı önce kendi apartmanında komşularına karşı itibarsız hale getirildi. Sonra arkadaşımız kendiliğinden telefonla haber alması üzerine savcılığa başvurduğunda nezarete alındı ve üst araması yapıldı. Bir avukatın, Sayın Bakanım, bir avukatın üst araması yapılıyor ve bu avukat arkadaşımız bunu da yetinilmedi. İfadesi alan Sayın Savcı demek aslında yanlış ama bir avukatı Cumhurbaşkanı hakaret suçundan dolayı adli tıbba sevk ederek akli dengesinin yerinde olmadığı hakkında rapor istedi. Size belgeleri takdim edeceğim. Ankara'da oluyor Sayın Başkanım, Sayın Bakanım.
ve adli tıptaki uzman doktor gelen arkadaşımızın son derece aklı başında yerli olduğunu raporuna derc etti ve bu sayın savcı yetinmedi, avukat hakkında tutuklama talep etti. 12 saat boyunca adliyede, kendi çalıştığı adliyede, yani Ankara Barosu mensubu arkadaşımız, kendi arkadaşlarının gözü önünde, hakimlerin, savcıların gözü önünde itibarı 5 paralık edilerek 12 saat boyunca tutuldu. Sonunda gece yarısı hakim tarafından serbest bırakıldı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 19 Ekim 2021'de verdiği Vedat Şöhrli kararıyla Cumhurbaşkanı'nın herkesten daha çok korunmasının gerekmediğini ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarının genel hakaret suçlarından sayılması gerektiğinden bahisle bir karar verdi ve Türk Ceza Kanunu'ndaki 299. maddenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uyumlu hale gelmesi konusunda bir karar aldı. Ve 7500 euro Türkiye'yi bu konuda tazminata mahkum etti. Sayın Bakan, bendeki bilgilere göre 160 bin üzerinde Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı dava var. 3625 tanesi hapiste cezalandırılmış. Türkiye'yi önümüzdeki süreçte önemli bir tehlike bekliyor. Bütün bunları çarptığınız zaman Türkiye'nin kasasından, sizin benim cebimden çıkacak dünya kadar tazminata karşı karşıyayız. Sorum şudur. Bu avukat hakkında böylesine bir işleme maruz bırakan, ki mesleğimizi korumak hepimizin ve en başta sizin de göreviniz, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben belgeleri size takdim edeceğim birazdan. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı hakaret suçunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyumlu olması yönünde karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı hakaret suçunu düzenleyen 299. madde ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda neler yapacaksınız? Ve Türkiye'yi önümüzdeki süreçte bekleyen tazminatlarla ilgili bir çalışmanız olacak mıdır? Sayın Bakanım, ikincisi, bugün Hakim Savcılar Kurulu'na bir üye seçtik. Hakim Savcılar Kurulu'na seçtiğimiz üye avukat kontenjanından geldi. Ben de komisyonda görev yaptım. Israrım ve talebim şuydu. Sadece şekli şartları değil, etik değerleri de inceleyelim. Hukuk diploması var mı, kaç yıl çalıştı, bunların dışında geçmişinin de sorgulanması gerekir. Çünkü geçmişinde siyasi partilere aidiyeti bilinen ve bu konuda sosyal medyada da aktif bir şekilde faaliyet gösteren kişilerin hakimliğe alınmasının sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Bir hakim ya da savcı milletvekili adayı olmak için ya da yerel yönetim adayı olmak için başvurduktan sonra aday olamasa ya da seçilemezse mesleğe dönemiyor. Ama biz avukatlık boyunca siyaset yapmış bir kişiyi bugün HSK'ya seçtik Sayın Bakanım. Bu HSK'nın da tarafsızlığına çok ciddi gölge düşürmektedir. Çift maaş alan bu sayın üyenin durumu ile ilgili vicdanlarınızda ne düşünüyorsunuz? Süreniz, saygılar. Süreniz dolmuştur. Ben de tam zamanda tamamladım Sayın Başkanım. Ben size ama biraz makul davranıyordum Meclis Başkan Vekilliğinde. Buyurun lütfen. Süreniz 4 dakika. Sayın Bakan, Adalet Bakanlığı bütçesi vesilesiyle yargımızın, adalet sistemimizin içinde bulunduğu derin sorunları tartışma fırsatı bulduk. Tabii bu sorunlar sadece sizin bakanlığınızla ilgili olmamakla birlikte aslında bir rejim sorununa işaret ediyor. Dolayısıyla bu komisyonu aşan, sizi aşan, bakanlığınızı aşan yönü çok fazla. Anayasa değişikliğiyle birlikte özellikle bütün yetkilerin tek bir kişiye verilmesi sonucunda bağımsız yargıdan artık bahsetmemiz olanaksız. Daha önce de sorunlarımız vardı. Bizim bağımsız ve tarafsız yargı, etkin yargı, erişilebilir yargı noktasında eksiklerimiz vardı. Ama maalesef bu ihtiyacımız, bu açlığımız giderek derinleşiyor. Ve bunu çözmekte de eğer anayasa değişikliği yapamazsak ve bir kültürel değişim yapamazsak maalesef başarılı olamayacağız. Öyle görünüyor. Sayın Bakan, baktığınız zaman ilk derece mahkemelerinin zaman zaman Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymadığını görüyoruz. Ve bu konuda da herhangi bir şey yapılıp yapılmadığı konusunda kaygılıyız. Ama zaman zaman özellikle Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uymayan yargıçların Yargıtay'a taşındığını da görüyoruz. Bu noktada bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Ve yargıdaki bu hiyerarşinin tekrar sağlanması noktasında neler yapıyorsunuz? Aynı şekilde özellikle idari yargı kararları verilirken ceza yargılaması sonucunda takipsizlik veya beraat almış vatandaşlarımızın
idari yargı açısından bu kararların tanınmadığını görüyoruz ve büyük bir mağduriyet yaşandığını görüyoruz. Bu da mutlaka çözülmesi gereken bir durum. Ve hatta baktığınızda OHAL komisyonunun da beraat kararlarına dikkate almaması hukuk devleti açısından son derece yaralayıcı bir duruma işaret ediyor. Sayın Bakan, baktığınız zaman cezaevi yapma rekoru kırıyorsunuz her yıl. Bu tabii bir yönüyle cezaevlerindeki koşulların ağırlığı düşünüldüğünde bir yönüyle doğru, ama Türkiye'de açılan dava sayısı, soruşturulan vatandaş sayısı, bakın bir rakam vereyim size. Son bir yılda 8 milyon soruşturmada 13 milyon şüpheli ifade vermiş. Ve baktığınız zaman son derece Türkiye'de yargı yükünün ağırlaştığını ve yargılamaya konu olan davaların arttığını görüyoruz. Özellikle tutuklu ve hükümlü sayısı çıkarılan infaz yasasındaki, af yasasındaki rahatlamaya rağmen artıyor ve bu sorunu çözemiyoruz bir şekilde. Ve bu yönüyle de mutlaka yargımıza düşen yeni önlemlerin alınması şart. Özellikle Cumhurbaşkanı'na hakaret konusuna baktığınızda, Cumhurbaşkanı parti lideri sıfatıyla, siyasetçi sıfatıyla herkese istediği ölçülerde hakarete varabilecek sözler sarf ederken, kendisine yapılan en küçük siyasal bir eleştiride dahi Cumhurbaşkanı korumasının altında korunuyor. Adeta 299. maddenin arkasına saklanıyor. Ama 299. madde aslında tarafsız Cumhurbaşkanı için düzenlenmiş bir madde. Dolayısıyla bu garabetin bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor. Ve baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı daha önceki cumhurbaşkanlarına nazaran ve dünyadaki diğer cumhurbaşkanlarına nazaran vatandaşıyla çok yüksek oranda davalı bir cumhurbaşkanı. Sadece bir yılda 31.297 soruşturma açılmış ve bundan 7.790 kamu davası açılmış ve bu da gerçekten bir cumhurbaşkanı açısından ve o cumhurbaşkanının yönettiği ülkede yaşayan vatandaşlar açısından son derece tarihsiz bir durum. Mesela bir örnek daha vereyim, vaktim bitti. Sedat Peker, organize suç örgütü lideri, bu kişi silahlanın dediği zaman bir savcı takipsizlik veriyor. Hatta ifadesine göre soruşturması yapılırken, soruşturması sırasında onurlandırılıyor, kahve ikram ediliyor. Ama bu kişi iktidara rahatsız edecek şeyler söylemeye başladığı zaman 300 yıl ile yargılanıyor. Evet, ve bunu açan da aynı savcı. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Adalet Bakanlığı'nın kıymetli bürokratları. Ben de hepinizi saygıyla selamlayarak başlıyorum. Sayın Bakan, malum olduğu üzere bütün Avrupa'da insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü konularında çalışan yani uluslararası örgüt Avrupa Konseyi var ve biz Türkiye olarak Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biriyiz. Adalet Bakanlığı da bu mesele yakından ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa Konseyi nezdinde felaket bir durumumuz var ve bakanlığınızdaki uygulamalar bu konuyla doğrudan ilgili. Özellikle iki davadaki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki davadaki kararları büyük önem taşıyor. Bunlardan birisi Demirtaş, birisi Kavala kararları. Ben bu karar metinlerini okuduğumda dehşete kapıldım. Şunu bunu söylemek istiyorum. Türkiye açısından ne yazık ki utanç verici bir manzara gördüm. Sayın Bakan, Demirtaş'la ilgili kararda iki önemli nokta var. Birisi İngilizce metni 121. sayfası 427 numaralı paragrafta bakanlığınızın mahkemeye yalan söylediği belirtiliyor. Bununla ilgili bir yanıtınız da olmadı. Ben bunu merak ediyorum. Sonunda açıklamanızı lütfen istirham ediyorum. Bakın, bakanlığınızın gönderdiği açıklamada, aynı zamanda Büyükdaire'de yapılan duruşma sırasında da bakanlığınızın sadece HDP'li milletvekillerinin mahkum olmadığını, AKP'li ve CHP'li ve MHP'li milletvekillerinin de mahkum olduğunu belirttiği söyleniyor karar metninde. Ancak AKP'li ya da MHP'li mahkum olan milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılanlar arasında bulunmadığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanlığı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yalan beyanında bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilmiş oluyor. Bu Türkiye açısından ne yazık ki utanç verici bir manzara. Bunun yanında yine Demirtaş kararında Türkiye'de bu uygulamayla, Demirtaş'ın başına gelenlerle bir siyasi partiye siyaset yaptırılmamak istendiği kayıt altına alınıyor ve 18. maddeden Türkiye mahkum ediliyor. Kavala örneğinde de yine çok acı bir manzara var. Kavala'nın başına geleni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir bireysel hak ihlalinin çok ötesinde bir mesele olarak ele alıyor
ve diyor ki Türkiye'de insan hakları savunulamasın. İnsan haklarını savunacak kişiler, aktivistler, insan haklarıyla ilgili sivil toplum örgütleri çalışamasın. Onların faaliyetleri caydırılsın diye bu hadise oluyor diyor. Bu utanç verici bir manzara. Bu utanç verici bir manzara Sayın Bakan. Ve ben size sormak istiyorum. Kavala'nın beraat ettiği gün, daha önce tahliye edildiği bir davadan ötürü tutuklanmış olmasını siz bir hukukçu olarak, Adalet Bakanı olarak nasıl ele alıyorsunuz bunu merak ediyorum. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, düşünün ki insan haklarını Türkiye'de koruyacak olan Adalet Bakanlığı, insan haklarının Türkiye'de korunması konusunda çalışacak sivil toplumcuların caydırılmasına neden olmakla suçlanıyor. Sesiniz çıkmıyor. Bir yanıt vermiyorsunuz. Türkiye çok acı bir manzarayla, özellikle bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından karşı karşıya bulunuyor. Geçtiğimiz yılki faaliyet raporu, yani 2020 yılının faaliyet raporunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'den gelen başvuruların %27 arttığı belirtiliyor. Mahkemenin önündeki 62 bin davanın 11.750'si Türkiye'den, Türkiye ikinci sırada. Ama son 5 aydaki duruma bakıldığında, daha doğrusu 2020 yılının ilk 5 ayına bakıldığında Türkiye Rusya ile farkı kapatıyor. Rusya 14.150 dava, Türkiye 13.350 dava. Sayın Bakan az kaldı. Bu gidişle, faaliyetlerinizle Rusya'yı da geçmiş olacağız. Ben tekrar bu soruları yöneltmek istiyorum. Bu kararlar hakkında ne diyorsunuz? Bu kararlardaki kayıt altına alınan uygulamayla ilgili ne diyorsunuz? Ve bakanlığınızın mensuplarının, sizlerin mahkemeye yalan beyanı arkasından hangi işlemleri yaptınız? Bunu da duymak istiyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Ben bugün burada düzeltilmesi gerekli ve bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından ivedilikle hazırlıkların yapılması gerekli iki husus hakkında teknik konuşma yapmak istiyorum. Ülkemizde hiçbir yararı olmayan vatandaşı, yurttaşı, avukatı bölmekten başka hiçbir anlam ifade etmeyen iki garabetten bahsedeceğim ve Sayın Bakan'ı bu konuda göreve davet edeceğim. Sayın Bakan, partisinin içinde en çok hukuka değer veren bir bakan. Evet Sayın Bakan, Türk Ceza Kanunu'nun 299 Cumhurbaşkanı'na hakaret düzenlemesi. Elbette hiç kimsenin bir başkasına, özellikle siyasi görüşü ne olursa olsun bir kamu görevlisine hakaret etmeye hakkı da yoktur. Buna da müsaade etmek doğru değildir. Ancak ceza kanunu hükümleri maddi ve manevi unsurlarıyla birlikte değerlendirilir. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun özel bir hükümle düzenlenmesinin amacı Cumhurbaşkanının partiler üstü ve tarafsız olmasına dayandırılmaktadır. Anayasal sistem değişikliğiyle partili cumhurbaşkan sistemine geçildiği için Cumhurbaşkanının bu anayasa hükümleri gereğince siyasetçi olarak kabul edilmesi ve gerek Yargıtay, gerek Anayasa Mahkemesi ve gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince tüm siyasetçiler gibi hakkında ağır hakaret söylemine dahi katlanması gerekmektedir. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Vedat Şorli Türkiye kararı gelince de artık Türk Ceza Kanunu 299. madde hükmünün ilga edilmesi ve Cumhurbaşkanı'na hakaret edilmesi halinde, ki bunu da istemiyoruz, hakaret edilmemesi gerekiyor hiç kimseye. Böyle bir durumda da Türk Ceza Kanunu 125. maddesinin hükümlerine göre takibat yapılması yerinde olacaktır. Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan, bahsedeceğim ikinci garabet çoklu baro. Ve bu baro sizin de takdir edeceğiniz üzere amacınıza da ulaşamadı, barolar bölünmedi. Öncelikle kamu avukat kardeşlerimi, kamu kurum ve özellikle bazı özel bankaların, kamu bankalarının daha doğrusu sözleşmeli avukatlarının İki nolu barolara geçmeye zorlayanları, sözde yöneticilerini, kamu kurumların ve kamu bankalarının bu sözde yöneticilerini kınıyorum. Avukat olmalarının onuru ile çoklu baro projesine direnen, avukatlık mesleğini bölmeyen avukat arkadaşlarımı buradan saygıyla selamlıyorum. Bu baskıları yapan sözde yöneticilere, sözde kamu kurum ve kamu banka yöneticilerine şunu diyorum. Çok yakında lütfen emeklilik dilekçelerinizi hazırlayın. Sayın Bakan, tüm baskılara rağmen, gayri sahih imzalara rağmen ve kayıtlı olmadıkları halde dilekçe ile kurulmak istenen Ankara İkinoğlu Barosu kurulamadı. İstanbul İkinoğlu Barosu nasıl kurulduğunu gördük.
Gelin bu garabete son verelim. Gelin anayasanın 135. maddesine uygun olarak baroları gerçek birer kamu kurumu gibi yapılandırıp avukatlar arasındaki bölücülüğe, bölünmeye son verelim. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin AKP iktidarıyla birinci ve ilk sıralarda yükseldiği uluslararası konular var. Yolsuzlukta Avrupa'da birinci, dünyada ikinci, tutuklu gazeteci sayısı bakımından dünyada Çin'le beraber maalesef birinciyiz. İktidarın da en az denetlendiği altıncı ülkeyiz. Magna Carta'dan bu yana denetim ve hesap vermek, demokrasinin temel unsuru olmuşsa da Sayıştay raporlarında da gördüğümüz üzere iktidar ne meclise, ne halka, ne seçmenine hesap vermekten kaçınıyor. Ben Sayın Bakan, diğer netvekleri verdiği gibi yarım dakika ekstra rica edeceğim. Üç soru soruyoruz.